Arap ülkeleriyle girilen normalleşme sürecinin ardından Türkiye Arap Ligi olağan Dışişleri Bakanları toplantısına 13 yılların ardından davet edildi. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'la girilen normalleşme süreçleri, Gazze'deki soykırıma yönelik olarak aktif diplomasi trafiği, Türkiye son dönemdeki bölgesel politikalarıyla bir kez daha etkinliğini arttırıyor. Son dönemde yakalanan olumlu ivmenin sonucunda Türkiye 13 yıl aranın ardından Arap Ligi olağan Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına çağrıldı. Toplantı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açılış oturumunda konuşma yapacak. Gazze başta olmak üzere bölgesel konulara değinecek. Hakan Fidan'ın toplantıya çağrılması Türkiye'nin son dönemde gittikçe artan diplomatik temasların meyvesi olarak görülüyor. 2018'den itibaren Türkiye'nin iç işlerine karıştığını iddia eden Arap ülkeleri Türkiye hakkında kararlar almıştı. Arap ülkeleriyle yaşanan normalleşme ve Gazze konusunda atılan adımlar neticesinde buzlar eridi. 16 Mayıs'taki Arap Ligi zirvesinde Türkiye'nin Arap devletlerinin iç işlerine müdahalesi hakkında Arap Bakanlar Komitesi lağvedilmişti. Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilme takvimi belli oldu. İki aşamalı bir çekilme planından bahsediliyor ve 2 yıl süreceği söyleniyor. İlk grup Amerikan askeri bu yıldan başlayarak 2025 Eylül'üne kadar, ikinci grup Amerikan askeri ise 2026 sonuna kadar Irak'ı terk etmiş olacak deniliyor. ABD ve Irak anlaştı. Amerikan askerleri kademeli olarak çekilecek. Açıklamayı Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi yaptı. Buna göre ABD liderliğindeki koalisyon güçleri 2 sene içinde ve 2 aşamada Irak'tan ayrılacak. İlk çekilme bu yıl başlayacak. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin tamamının Eylül 2025'e kadar Ayn el-Asad hava üssünden çekilmesi ve Bağdat'taki varlıklarının önemli ölçüde azaltılması öngörülüyor. İkinci aşamada geri kalan askerler 2026'nın sonuna kadar Irak'tan gidecek. Abbasi'nin açıklamasına göre ABD, Irak'tan sürenin uzatılması talebinde bulundu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 2 senenin çekilme için yeterli olmadığını belirtti. Buna 1 yıl daha eklenmesini istedi. Ancak Bağdat yönetimi süreyi 2 yıldan fazla uzatmayı reddetti. ABD ve Irak'ın çekilmeden sonra bazı ABD askerlerinin Irak'ta kalmasını sağlayabilecek yeni bir danışma ilişkisi kurmayı hedeflediği belirtiliyor. Genel hatlarıyla kabul edilen plan her iki ülkeden de nihai onay almadı. Washington'la Bağdat arasında çekilme anlaşmasının önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor. ABD askerleri Irak lideri Saddam Hüseyin'i deviren 2003 işgaliyle Irak'a girdi. Irak'ta şu an yaklaşık 2500, Suriye'de ise 900 Amerikan askeri bulunuyor. ABD askerlerinin resmi olarak Irak ve Suriye'de bulunma amacı DEAŞ'la mücadele. Ancak aynı zamanda bölgede İran ve vekillerine karşı da stratejik olarak tampon görevi görüyorlar. Zira İran destekli milisler 7 Ekim'den bu yana Irak'taki ABD güçlerine en az 70 saldırı düzenledi. ABD ise Ocak ayının başlarında Bağdat'ta İran'la bağlantılı Şii milislerin çatı örgütü olan Halk Seferberlik Birlikleri'nin kıdemli komutanlarından birine İHA saldırısı düzenledi.